Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kavlullahi teala ve qatarabel va'dul haq fe izâ hiye şâkhisatun ebsârul lezîne keferû ya veylenâ kad künnâ fî gafletin. El-Aya. Allah Subhanehu ve Teala'nın elçileri vasıtasıyla haber verdiği o vakt yetişti. İqtarabetil va'dul hak ve o hak vaadiydi. Hansı vaaddir? Alametül kubra, kıyametin en büyük alametlerinden biri olan Ye'cuc ve Me'cuc'un yer üzerine isyancasına akışması. Kafirler bunu bir dastan, bir efsane kimi sayırdılar, danırdılar, tekzip edirdiler ve tesevvür edin, Allah Subhanehu ve Teala müminleri o gün Meryem oğlu İsa'nın etrafına yığır ve onları eve kayıtmamaya, Tur dağına kalkmaya emredir. Kafirler hem tekzip etti, hem dandı, hem bunu efsane gördü ve birden bütün tepelerin, dağların üzerinden vehşi karışka kimi sanki ama bedenleri nehenk ve onlarla hiç kim güc ve güvvette galip gelmeye taqeti olmayan, sayını Allah'tan başka bilmeyen bir İnsan toplumu hücum eder. Kafirler bunu görende ne diyecekler? قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Biz bu hakta bak gafletteydik. Biz bunu danırdık. Biz bunu yalan sayırdık. Demek ki deyilenler haktır. Bu Ye'cuc ve Me'cuc vehşidiler. Onlar kabağı geçen herkesi mehvedir. Öldürür. Üstünden taptalıp geçir. Tarlaları yakıp yandırır. Her şeyi hedmelir, uçurdur, dağırdır. Her şeyi gemirir. Heyvanlar yiyir. Hatta Buhayrat-ı Tabariyye bir gölünün üzerinden geçende ön safta olanlar gölü içecek. Arkada gelenler diyecek ki diyesen vaktiyken burada su olup. Bakın bunlar ne kadardır. Kafirler bu halı görende pişman olacaklar. قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ. Biz gaflet içindeydik. Bel kunna zalimin, üstelik zalim biz olduk. Çünkü bize demiştiler, bizi uyarmıştılar. Yaxşı, Ye'cuc ve Me'cuc ne demektir? Bazı ulema bu e'cemi sözlerdendir dediler. Bu itibarla manası bilinmir. Bazı ulema dediler ki bu iki Arap sözüdür. Muştakkan bu kelimelerden meydana gelmiştir. Ecicünnar, yani yakan od manasındadır. Nece ki od karşısına çıkan her bir şeyi yakar, yandırar, dağırlar, mehveder, uçurlar. Bunlar da hemçinin Ecicünnar, od kimi hasiyetlidir. Ve qîle muştakun min kelimet el mâ el melih şedîdül mulûhâ. Ve diğer görüşe göre ucaz kelimesinin esli neden götürülmüştür? Duzluğu şiddetli olan bir mayedir ki o kadar duzlusudur ki her bir şeyi mehveder, telef eder. Ve görüşler çoktur. Yaxşı, bunların hecmi, heyeti, sifeti, şekli nece bir şekildedir? Görüşler çoktur. Efsuslar olsun ki en meşhur görüş ümmette onlar bir bilek boydadır. Görüşüdür. Yani beş parmak bilek miktarında. Ya da ki bir bilek iki bilek üst üste gelirse. Şibr şibrin. Ve onların en hündürü selatü eşbar. Üç bilek hecmindedir. Ve bu görüş ümmette en meşhur olsa da mercuh görüştür. En zayıf görüştür. İkinci görüş onlar arzu deyilen bir
ağaç həcmindədirlər. Onlar da nəhəng ağaclardır. Çox nəhəng ağaclardır. Üçüncü görüş, Ya'cuc Me'cuc arbat əzra'un. Yəni dört dirsəkdir. Eynə və uzuna. Yəni bunlar nəhəngdir. Nəhəng bir pəhləvanı təsəvvür eləyin. Eyni uzuna eynidir. Dört dirsək, yəni 2 metr boyu, 2 metr eyni. Və bu ən yaxın görüşdür. Və bunlar kiçik deyirlər. Və saylarını, baxın, Abdullah ibn Amr'un hədisində, fi sahih, bunlardan biri deyir ki, Abdullah ibn Amr, Yecuc və Mecuc Adəm övladındandır. Bunlardan biri özündən sonra min övlad zürriyyəti meydana gətirməmiş, dünyasını dəyişməz. Sürətlə çoxalan və uzun ömürlüdürlər. Özündən sonra zürriyyət olaraq min övlad bıraxır. Deməli, Abdullah ibn Amr'ın hədisində bunlar Adəm övladındandılar. Bundan da güclü hədis, Mə rəvahül Buxari an Əbi Səidin el-Xudri, İmam Buxarinin rivayətində, Əbi Səidin el-Xudri buyurur ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem belə söylədi. Qiyamət günü Allah-u Teala deyəcəkdir. Ya Adəm, ey Adəm. Adəm gözəl bir qarşılıqla cavab verəcək. Ləbbeyk və səadəyk vəl-xayru kulluhu fi yədəyik deyə cavab verəcəkdir Rabbinə. Allah Subhanehu Teala əxric bə'fən nar, cəhənnəm od əhlini ərz eləmələ. Allah Subhanehu Teala'dan sonra şeycah وَمَا بَعْثُ النَّارِ Ey Rabbim, o dəhli kimdir? Cevabında Hak Teala her min neferden 999'u o dəhlidir. Senin zürriyetinden Adem, senin neslinden, Ademlerden her min neferden 999'u o dəhlidir. Bu haberi eşiden uşağların saçları ağaracaktır. Hamile kadınlar bu haberin şiddetinden hemlini yere salacaktır. Ve sen insanları o gün, yani bu kıyamet günüdür. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Sen insanları o gün sanki serhoş, meyhoş, başları gicellenmiş görersin. Halbuki onlar serhoş değiller. Azap şiddetlidir. Sahabelerden biri, Ya Resulallah, kimdi o min nefer? Min neferden 999 kimdi? Qal ebşiru, narahat olmayın dedi. Göz aydınlığı var. Neye narahat olmayak? Dedi ebşiru, göz aydınlığı var, narahat olmayın. Yecüc ve Mecüc'den 999'u, o da adetsiz insanlardan bir nefer. Diğer rivayette Yecüc ve Mecüc'den 1000 nefer. Diğer insanlardan bir nefer. Bu her iki sahihte gelen hadis Yecüc ve Mecüc'ü şeytanlar, cinler yok. Mes Adem'in zürriyetinden, Adem'in evlatlarından olmasını ispat ediyor. Ne baş verecektir? Nawas ibn Sem'an'ın hadisinde ma ravahu Muslim, Meryem oğlu İsa bilirsiniz ki nazil olup ve bunlar alametül kubra, mirvari kimi sapın üzerine düzülmüş, mirvarinin sapını kesende nece ardı ardına gelir, ardı ardına eyni vakte gelen alametlerdir. Deccal, Mesih, Deccal ve İsa, Meryem oğlu ve Yecüc, bunlar hamısı eyni vaktedir, eyni vaktin içindedir. Onun alametin onu da Mesih, Meryem oğlu İsa, Deccal'in qitalinden sonra, dövüşünden sonra gelebe ile müminlerle beraber evlerine kaydılar. Kayıtmamıştan qabaq Allah Subhanahu ve Teala Meryem oğlu İsa'ya vehy edir. Ahrajtu ibaden li. Ben kullarımdan mübarizə etməkdə, onlara qalib gəlməkdə heç kimin gücü, taqəti çatmayan bir kəsləri çıxartmışam. Yecüc və Məcüc. Elə isə evinizə, diyarınıza qayıtmayın. Məryəm oğlu İsa, möminləri Tur dağına çıxart. Çünki onlar heç kim bacarmayacaqdır. Onlar o qədər çox, o qədər nəhəng,
o kadar yırtıcıdır ki Tabariye Gölü'nün üstünden geçende önde olanlar gölü içecek, arkada olanlar ise diyesin vaktiyken burada su var idi diyecekler. Önüne geçen her bir şeyi, hele isimleri kimi, Ye'cuc ve Me'cuc, tarimar edecek, dağırılacak, telef edecek, mahvedecek, insanları öldürecek, gemirecek, hayvanları, vahşi hayvanlar bela. Ve yer ehli ondan azap çekecek. Ve kafirler o gün yer üzerinden sayıları onların sayesinde azalacak. Çünkü onlar inanmırdılar ve onları hiç kim korumadı. Ve onlar Meryem oğlu İsa'ya teslim eleseydiler, onunla beraber tura kalkardılar. Onlar da Ye'cuc ve Me'cuc yem olacaklar. Ve onlar bunu görende pişman olacaklar. Diyecekler ki, ya veylene, kad kunna fi gafletin. Yazıklar olsun bize. Biz gaflet içindeydik, üstelik de biz zalim çıktık. Meryem oğlu İsa, müminleri, öz ashabını Tur dağındaki El-Hamara deyilen bir dağa, dağ Beyt-ül Məqdis'in yanında yerleşir. Onu üzerine çıkartacaktır. Ve budur her yandan, tepelerin üzerinden Ye'cuc ve Me'cuc tayfaları akışıp gelir. Bütün dünyanı hat edilirler. Tesevvür edin. Yaxşı, Ye'cuc ve Me'cuc'un ispatı, Kur'an ve sünnet ve icma. Kur'an'dan önce dinlediğiniz ayet El-Enbiya suresindeki ayettir. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ بَلْ كُنَّا ظَالِم۪ينَ El-Enbiya suresi. حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِلُونَ Ta ki Ye'cuc ve Me'cuc'e yer üzerine dağılmak izni verilende onlar bütün tepelerin üzerinden aşarak her tarafa gelecekler. Hemçinin kardeşler, Ye'cuc ve Me'cuc'u ispat eden ayetlerden her cüme okuduğunuz Kehf suresi. O zamanki Salih Padişah Zilkarneyn iki dağın arasına gelir ve orada bir tayfa millet görür ki az kalıp onların dilini hiç kim başa düşmür. Ve sonra ardı ardına birbirinin dilini bilen tercümeçiler yoluyla onlarla söhbet edilir. Hemin millet deyir ki, ey Zilkarneyn, hakikaten bu iki dağın arasından herden Ye'cuc ve Me'cuc çıkır ve yer üzerinde fesat töredirler. Hayatımızı dözülmez bir hala salırlar. Olar ki biz sana haraj verek, mal dövletimizden yığak verek, evezinde sen bizle onlar arasında set çek. Dedi ki, Rabbimin bana verdiği daha hayırlıdır. Yani sanki ihtiyacım yoktur sizin bana verdiğiniz en'ama, haraca, mükafata, pula, kızla, gümüşe. Evezinde siz güc olarak bana kömeyleyin. Bol bol polat getirin. Polat getirirler ve Zilkarneyn set çekir, divar çekir onların çıktığı iki dağın arasından. Ve sonra deyir ki, mis getirin. Eridirler ve misi onun üzerine tökenden sonra Ye'cuc ve Me'cuc ne onu aşabilir ne de deşebilir. Ve sonra Zilkarneyn sözleri Kehf suresinde geçmektedir. Allah subhanahu teala onun sözlerini bize nakledir. Kale hâzâ rahmetun min rabbi fe izâ câe va'du rabbi ce'alehu dekkâe ve kâne va'du rabbi hakkâ. Bu Zilkarneyn'in Allah'ın kelamında geçen sözleridir. Deyir ki bu set havakta kimi böyle olacak, havakta kimi olan onu ne deşebilmeyecekler ne geçebilmeyecekler Allah'ın vəd ettiği vaxta kimi. Hele ki Allah subhanahu teala'nın ezelden tertip ettiği həmin vaxt çatanda evvelce onu deşecekler, sonra onlara izin verilende aşacaklar. Kardeşler, size bir haber vereceğim. O set artık deşilip hadisi İmam Bukhari rivayet edilir. Sed deşilip ama keçebilmirler. Çünkü iki tane mesele var. Sedin deşilmesi ve bir de tam aşması. Tam aşması Meryem oğlu İsa'nın zamanına kaldı. Mâ ravâhul Bukhari. İmam Bukhari rivayetine kaydırık kardeşler. Hatta Bukhari yok. Bukhari ve Müslim. Fî sahihayhi Ummu Habibe bint Ebi Sufyan, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in zövceleri rivayet edilir. O da diğer zövcesi
Zeynep binte Cehş'ten rivayet edilir ki bir gün Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bir heyecan ile içeri girdi ve dedi ki La ilahe illallah veylül lil arab min şerrin kad iqtarab. Diğer rivayette yuhudan heyecan ile korkuyla kalkıp dedi ki La ilahe illallah veylül lil arab min şerrin kad iqtarab. Vay yazıklar olsun Ereblere, artık bir şer onlara yakınlaştı. Ve zevce soruşur Zeynep binti Cahş radıyallahu anhunne, ikisinin de rivayetidir bu. Dedi ki ya Resulallah ne baş verip deyir, bu akşam ve rivayette bugün hemin vakti iken çekilen setten ve parmaklarını bu şekilde salır, iki parmağını bükür, bu boyda deşik açıldı, artık onlar şu anı görürler ama oradan geçebilmirler ve bu gün baş verdi bu artık. Ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmeyi de özü kıyametin ilk alametlerindendir ama küçük alametlerinden. Ve dedi ki Zeynep binti Cehş efenuhliku ve fina salihun, aramızda bu kadar salihler ola ola biz mi helak olacak? Kale naam ida kethural habes, hele ki çirkap çoğaldı yani günahlar, yani İçki badeleriyle musiki sedaları altında seherlemekler ümmetimde ve musiki aletlerine vurup badeler kaldırmak, bu günahlar hele ki çoğaldı, böyle biz helak olacağız. Ve ne baş verir? Allah Subhanahu Teala Nevvas İbni Sem'an'ın hadisine ve ravahu Muslim, Allah Subhanahu Teala Meryem oğlu İsa'ya vehliyiz. Deccal'in dövüşünden sonra eve kayıtmayın. Yolunuzu değişin ve onları tura kaldır. Bu saçı onun yanında hullas müminlerdir. El-Muvahhidun. Onlar Tur dağına kalkacaklar. Hatta El-Hamara deyilen bir dağın üzerinde muhasirede kalacaklar. Ve Yecüc Mecüc bütün etraftan gelir. Tesevvür edin. Buyurur ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem o gün Meryem oğlu İsa'nın ashabının birinin cöngenin başına minip yukarıda kalması sizden birinizin 1000 dinarından daha azizdir onun için. Teki canı kurtarsın. Çünkü kabana geçen her bir şey mefeliler. Ve Meryem oğlu İsa ve müminler şiddetli bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nı çağıracaklar. Ellerini kalkıp dua edecekler. Bu müddette ne baş verecek? Yecüc ve Mecüc yer üzerine ehalesini gemirecek, mefedecek, taptalıp geçecek. Esasen kimler olacak? Kafirler. Sebep de neydi? Vaktinde iman etmediler, alın payınızı. Yer üzerine ehalesi bunların dişlerinin altında kalacak. Tesevvürün mefedecekler, kıracaklar. Özde silahları da olacak. Silahlar da geldiğim silahlardan. Ok, nize, hencer vesaire ile ahır. Ve bunlar gelecekler Beytül Makdis'in yanında El-Hamara deyilen bir dağın etrafına kimi ve Meryem oğlu İsa ve müminler orada muhasire edildiler ve şiddetli dua edildiler. Diyecekler ki biz yeryüzünün ehalisini kırdık, biçtik, onlara galip geldik. Heyye bine, gelin indi sema ehline vuruşak, sema ehline galip gelek. Sema ehline vuruşak, sema ehline galip gelir. Ve onlar göğe oklar bırakacaklar. Allah Subhanahu ve Teala onların başına bir bela ve fitnesi artsın diye okları kana bulaşmış şekilde onlara kaytaracak. Ve bu kudurmuşlar bu ifadeni etmekle öz ölümlerini hak edecekler. Takdir ilahi. Hatta duanın müstecep olan vaktine düşecek. Diyecekler غَلَبْنَا اَوْ قَهَرْنَا اَهْلَ الْاَرْضِ, yer ehalisini kehrettik, mehvettik, galip geldik. وَعَلَوْنَا اَهْلَ السَّمَاءُ عُلُوًا وَقُوَّةً, kuvvet ve izzet sahibi olarak biz Yecüc Mecüc sema ehlini de öldürdük. Hele bu söze göre onların da ölüm haberi, ölüm hükmü yukarıdan gelmeliydi. Bakın bu söze, kibriyanı görürsünüz, kibri görürsünüz. عُلُوًا قُوَّةً, izzet ve güç. Şimdi bakın izzet ve güç sahibi olan el-mâkiru alel-mekr, mekre karşı mekreleyen bunları neyle öldürür? Bakteriyanın.
bakteriya ilə bir qurt göndərir. Bu qurt adətən dəvənin burnuna qonur. Çox balacadır. Bu qurt dəvəyə düşəndə dəvə sürüsü bir göz qırpımına meyit sərilir. Allah Subhanahu taala bu qurtu çox gözlə az qalıb görsəməyən bir qurtu bunların qafa nahiyəsinə, yəni başın arxası, saçın tərləyən yerinə göndərəcək. Və bunlar bir göz qırpımına hamısı meyit səriləcək. Sayı hesabı Allahdan başqa heç kim bilmir. Məryəm oğlu və İsa və möminlər dağın üzərindədir. Deyiləcək ki, sizdən kim cürət edib aşağı bir xəbərlə gələr? Möminlərdən biri cəsarət edib dağın ətəyinə düşəndə bu hadisəni görəcək və gəlib xoş xəbərlə müjdələyəcəkdir. Onlar dağdan düşəndə ayaqların altı hamısı nəhəng cəsədlər olacaqdır. Üfünət iyi bürüb aləmi. Onda Məryəm oğlu İsa və möminlər şiddətlə Allah subhanahu teala'dan yalvaracaq və Allah azze və cəllə boğazları dəvə kimi nəhəng olan quşlar göndərəcək. O quşlar həmin o cəsədləri okeanlara, dənizlərə dağıdacaq. Amma onların iyi yerdə qalacaqdır. Onların bədəninin ətindən hətta torpaq belə qidalanacaq. Bəzi gəmirici heyvanlar onlardan olan qalıqlarla yeməyə vaxt tapacaq. Ətə qana gələcək, hətta südü çox olacaq. Ta ki onların bütün nətin, üfünətli cəsədləri dənizlərə paylanana kimi. Bundan sonra Məryəm oğlu İsa və möminlər yenə də şiddətlə dua edib, Allah Subhanahu taala onların duasının isticabəti olaraq bol-bol yağmur endirib yer üzərini pak edəcəkdir. Qaydaq Kəhf surəsinə. Bunlar hardadır, qardaşlar? Bunlar həmin açılmış olan səddin arxasındadırlar, yerin içindədirlər, yerin altındadırlar. Qaza-qaza gedirlər. Və hər dəfə bunlar həmin o bir günəş şüası içəri düşəcək qədər yerə çatanda, səddi görəndə onların başı üzərindəki olan deyir ki, gedin, sabah gəlib, davam edib və çıxarıq. Və bu sözü onlar hər dəfə deyirlər, ta qiyamət saatinin həmin o vaxtı çatana kimi. Həmin izin verilən vaxt çatanda onların başında üzərində olan deyəcək ki, gedin, sabah gəlib, inşəəəllah istisna eləyəcək bu dəfə, Allah subhanahu teala isminə. Buranı davam eləyərik. Və Allah teala bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq, onlar gələndə gördülər ki, həmin yer qumla tökülüb və azıb başqa istiqamətdə təzən qazırdılar. Bu dəfə əksin olacaq. Axşamdan necə buraxıblarsa, yenə də görəcəklər ki, günəş şüası içəri daxil olur, artıq görünür. Və oranı yarıb keçəcəklər və yer üzərinə axıb gələcəklər. Qardaşlar, bu qiyamətin kubra, ən böyük əlamətlərindən biridir. Yəcuc və Məcuc. Və bu tayfalar şirir tayfadır. Xullas kafir bəndələrdir. Adəmin zürriyyətindəndir. Bunu da ispat eləyən İmam Buxari və Müslimin, həmçinin Müslimin rivayətləridir. Və Allah subhanahu teala lütfü ilə Od əhlinin 1999-u bunlardır. Adi insanlardan biridir. Allah subhanahu teala onların şərrindən qorusun. Bizi o günə çatdırmasın. Çünki o gün Məryəm oğlu İsa'nın yanında olanlar yalnız qurtulacaq. Onlar da çox az insanlardır. Və bu əlamətlər ondur. Qismət olarsa onları bir-bir götürəcək. Allah subhanahu teala işli faydalarını etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirükəllahumma və ətubu iləyik.